Bu video Surfshark'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Ben Kemal. Geliyorum. Hasbinallah. Seçim ikinci tura kaldı. Adam hemen kazandım triplerine girdi. Sabahtan beri arayıp duruyor. Bir de kazansa neler yapacak Allah bilir. Efendim, şu ana kadar hiç seçim kaybetmediğimiz için muhalefet kanadında seçimin ikinci tura kalması bile sizin güç kaybettiğiniz şeklinde yorumlanıyor. Onlar istedikleri gibi yorumlasınlar. İlk turu nasıl önde kapattıysak, ikinci turda da evelallah bu işi bitirmesini biliriz. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmet var. Aynen öyle. Sizin gibi dünya liderine karşı hiç şansları yok. Yani var da çok az. Adamlar canavar gibi kampanya yürütüyorlar. Şarkılar, türküler, reklam filmleri, sloganlar derken millet iyice gaza gelmiş durumda. Millet İttifakı'nın kazanacağına yönelik inançları kırmalıyız. Bizim milletimiz bu numaraları yemez. Ama siz yine de reklam filmlerini kesip biçip bir algı operasyonu oluşturun. Belli mi olur? İşimizi şansa bırakmayalım. Efendim, bildiğiniz gibi belediye seçimleri de tekrarlanmak durumunda kalmıştı. Ama günün sonunda daha büyük bir farkla kazandık. Ben bu seçimlerde de böyle olacağına cani gönülden inanıyorum. Hiç şüphem yok. Bu seçimden milletimizin desteği sayesinde alnımızın akıyla çıkacağız. Adımlarımızı çok sağlam atmalı, sandık güvenliği için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Doğru söylüyorsunuz. Sandık güvenliği her şeyden önemli. İnsanların seçim verilerine kesintisiz ulaşabilmesi de çok önemli. İşte tam da bu yüzden Surfshark VPN'i indirmeleri şart. Surfshark VPN mi? Seçim güvenliğine etkisi olur mu bu şeyin? Vallahi seçim güvenliğine olmasa da internet güvenliğine katkısı olacağı kesin. Surfshark sanal özel ağı sayesinde internette dilediğinizce surf yaparak istediğiniz web sitesine anında erişim sağlayabilirsiniz. Evet, istediğiniz web sitesi dostlarım. Sadece iki klikle sanal konumunuzu değiştirip IP adresinizi gizleyerek güvenliğin ve gizliliğin doruklarına ulaşabilirsiniz. Surfshark sayesinde tüm Netflix kütüphanesine erişim sağlayarak konumunuzda erişemediğiniz içerikleri doya doya izleyebilirsiniz. Surfshark VPN ayrıca Surfshark One adı verilen bir eklenti ile güvenlik hizmeti içerir. Cihazınızı virüssüz tutmanızı, gerçek zamanlı koruma elde etmenizi ve planlanmış taramalar gerçekleştirmenizi sağlar. Eğer sen de tek bir hesaptan sınırsız sayıda cihaza bağlanıp istediğin web sitesine erişim sağlamak istiyorsan, açıklama kısmında bulunan linkten random animasyon takipçilerine özel %83 indirimle ve fazladan 3 ay ücretsiz olacak şekilde internette çok ucuz fiyata özgürce surf yapmanın tadını çıkarabilirsin. Ben dedim Kemal Bey, en başından dedim. İlk turda bitirmek için Mansur Bey'i aday gösterelim dedim. En başından her şeyi riske atıp şimdi adımlarımızı çok sağlam atmalıyız diyorsunuz. Meral Hanım, gözünü seveyim yapma ya, oraları geçeli çok oldu. Şimdi yapmamız gereken kenetlenip ikinci turda bu işi bitirmek. Bak göreceksin, hem biz kazanacağız hem de millet kazanacak. Ay inşallah inşallah. Bakma, aslında benim sinirim sana değil, yanımızdakilere. Adamların seçime bir gram etkileri olmadı ya. Belki Cumhur İttifakı'nın kitlesini ve kararsızları ikna edip bize oy kopartırlar diye yanımıza aldık. Bırak oy kopartmayı, neredeyse olan oyu da kaybettiriyorlardı. Meral Hanımcığım, sakin olun lütfen. Biz kucaklayıcı bir tavır sergilersek emin olun ikna edemeyeceğimiz insan kalmaz. %50'yi boş verin, 60'la 70'le kazanırız ikinci turu. Vallahi sizinle de hiç konuşulmuyor ya. İnsan biraz telaşlı olur. İkiniz de sinirlerinizi aldırmış gibi sakin sakin konuşuyorsunuz, ben iyice sinirleniyorum. Yahu keşke ilk turda hayırlısıyla bitseydi de biz de işi gücü bırakıp ikinci kez buralara kadar gelip sıra beklemek zorunda kalmasaydık. Ama ne yapalım, vatandaşlık görevimiz. Yapıyoruz mecbur. He vallahi ya, Türkiye cennet ama insanlar çok kararsız. Ver geç reise işte, ne düşünüyorsun? Suriyeli misin lan sen? Oğlum siz oy kullanabiliyor muydunuz? Ben sadece bu milletin insanları kullanabiliyor zannediyordum. Türkiye o kadar özgür bir ülke ki vallahi bize bile oy kullandırıyor. Ama insanlar nankörlük ediyor. Biz de bu milletin insanı olmasak da artık bu toprakların insanı sayılırız değil mi? Vay arkadaş, ben geçici süreliğine sığınıyorlar diye düşünürken adamlar öyle bir yerleşmiş ki bir de üstüne ülkenin kaderi ve bizim geleceğimiz hakkında karar verecek seviyeye gelmişler. Ayıp ediyorsun ama. Sen Allah bilir oyunu da bizi gönderme niyetinde olan Kılıçdaroğlu'na veriyorsundur. Bizi gönderince eline ne geçecek ki? Kardeş kardeş yaşayıp gidiyoruz işte. Neyse kardeşim, ben sana da gerekli cevabı sandıkta vereceğim, hiç merak etme sen. Sayın vatandaşlarım, değerli hemşerilerim, sizlerin büyük güveni ve desteği sayesinde Türkiye'nin yeni dönemine adım atıyoruz. Demokrasinin gücüne ve adaletin önemine olan inancımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyorum.
Yok arkadaş, adamda bir kere liderlik vasfı yok ya. Baksana, sesi bile gür çıkmıyor. Ne adaleti? Ulan sesinin gür çıkmasıyla adaletin ne alakası var? Adam ne güzel konuşuyor işte. Birleştirici bir lider olarak toplumumuzun her kesimine sesleniyor ve hepinizi kucaklamak istiyorum. Hukukun üstünlüğünü koruyacak, basın özgürlüğünü güvence altına alacak ve insan haklarına saygıyı her zaman ön planda tutacağım. Ey gidey, ekonomiden bahsetsen. AKP iktidara geldiğinde dolar 1,5 lira falandı. Bir de bunlar geldiğinde düştüğümüz hale bak, 20 lira. Bu bile insanların ne kadar yanıldığının kanıtı be. Bir de buna inanarak söylüyorsun ya, şaşırmamak elde değil. Bekle bir zaman geçsin, göreceğiz. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam ve altyapı gibi temel hizmetlerin iyileştirilmesi için yoğun çaba harcayarak milletimizin refahı ve mutluluğunu öncelik haline getireceğiz. Her bir vatandaşımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için çok çalışacağım. Vay be, ulan kim derdi ki Kılıçdaroğlu ülkeye huzur getirecek? Baksana oğlum, ülkecek yogaya başlasak bu kadar sakinleşemezdik. Milletin yüzü gülüyor resmen. Yüzümüz tabii gülecek oğlum. İstihdam arttı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik azaldı. Düzeltemezler diyordum ama Millet İttifakı'nın adil ekonomi politikaları gerçekten işe yaradı. Helal olsun valla. Eğitim aga, eğitim. Gençlerin geleceği konusunda büyük adımlar atıldı ya. Onlar geleceğe umutla bakınca otomatikman herkes mutlu oluyor zaten. O da var tabii ama bu mutluluk sadece gençlerle ilgili değil. Emekli maaşları yükseldi. Sağlık sektörü gelişti. Basın özgürlüğü, insan hakları. Daha bir ton sebep var mutlu olmak için. Birlikten kuvvet doğar diye boşuna dememişler. Tek bir adamın kocaman ülkenin bütün sorunlarına yetişip her konuda doğru karar verebilmesi mümkün değildi zaten. Liyakata önem verip herkes kendi işini yapınca demek ki huzur sağlanabiliyormuş. Bir de parlamenter sisteme geçsek tadından yenmez valla. Şu referandum bir an önce olsun ya. Ulan ne konuştunuz be? İktidar yalakaları sizi. Hiç eleştirmeyin, anca övün zaten. Yarın bir gün tepenize çıkarsa görürüm ben sizi. Amca hiç lafı evirip çevirme. Bal gibi sen ne mutlusun bu durumdan. Emeklilerin şartlarının ne kadar düzeldiğini görüyoruz. Allah bilir telefonunu bile son model almışsındır sen. Şey aldım tabii de yavrum, bunun iktidarla ne alakası var? Teknoloji gelişince biz de mecbur ayak uyduruyoruz yani. Sayın Cumhurbaşkanım, çok verimli bir süreç geçirdik. Sokağa inip insanlarla birebir konuştuğumda bile bunu görebiliyorum. Her şey çok güzel oldu. Teşekkür ederim Ekrem. Ama bu başarı sadece bana ait değil. Sen ve Mansur Bey başta olmak üzere ittifaktaki herkesin bu çalışmalarda en az benim kadar payı var. Hep beraber çalışarak ülkemizin önündeki engelleri aşacak ve daha güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin liderliğiniz altında bu yolculukta yer almaktan mutluluk duyuyorum. Ve bayrağı devralmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Yani orada çok sabırsız davranmamak gerek. Sonuçta bayrağı kimin devralacağı belli olmaz. Değil mi Meral Hanımcığım? Açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorumda bulunan linkten 3'e ücretsiz ve %83 Shark Tank indirimini kapmayı unutma.